nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyiz Allah işte. Final heyecanı. Bugün ilk ayağı. Bir kişi elenecek. Yarın ikili final var. Heyecanlıyız. 5 ayın şeyi, meyvesini bu akşam yarışmacılar alacaklar. Ne olur Bora? Vallahi bilmiyorum şimdi. Gönlün kimden yana onu söyledi. Yok, programda sevelim, burada da sevelim ama hepsinin hakkında hayırlısı. Yüzük kuyruğuna geldik. Aynen. Güzel olacak ama hani güzel de bir yer Galata Port. Biz de geldik, heyecanla burada seyredeceğiz. İnşallah hakikaten kazanırız. Evet, değil mi? Güzel bir final olacaktır yani. Evet, güzel olacak. Bu sene sorumlu tamamen farklı oldu. Evet, 2020'nin hakkını verdi pandemi sürecinde. Evet. Birçok izleyici de kazandı. Sizler için Survivor 2020 ne düşünüyor Panorama ekibi olarak? 2020 benim için yani insanlar evde olduğu için ve daha çok seyrettiği için bilmiyorum ama biraz daha böyle performans değil, bir duygusal bir sene olarak geldi. Oynamayı çok merak ediyorum. Çok bir katılım olacak diye düşünüyorum. Bu yani sene daha farklı oldu. Evet, daha farklı oldu. Evet, yani oyundaki karakterler böyle insanlara daha çok karıştı. Böyle daha çok benimsediler bu sene sanki. Çünkü bir farklılık vardı. Aynen, bir farklılık vardı. Ama 2020 yani kötü bir yıl başladı. İş yani Survivor içindeki tek güzellikti benim için, öyle diyeyim. Çünkü herkes evinde. Biz de evimizde Survivor izleyerek zaman geçirdik. İnşallah seneye daha da güzel olur ama. İnşallah. Yalnız sizler için değil, ünlüler de bayağı takip şey yaptı Survivor'ı. Eskiden birkaç kişi şu an bayağı bir ünlüler takip etti. Siz bu 2020'de olmak ister misiniz? Panorama'da da değil de Survivor'da. Sosyal medyadan dolayı. Ya bu sene yarışmacılar sosyal medyada çok... Evet. Yürüdüler, acayip bir şey oldu. Destek var. Çünkü sosyal medya ile aslında Survivor iç içe oldu. Evet. Onun nedeni de bence bu sene insanlar çok evindeydi ve sosyal medyaya da çok önem verildi bu anlamda. Yani çok şanslılar tabii. İnşallah onların da önü açık. Ama her zaman bulunduğumuz şartlara ve olduğumuz yere şükür etmek lazım. Aynen. Aynen. Yani ama 2020 yani Survivor açısından da değişik bir yıl oldu. Sosyal medyayı Survivor'ın içine entegre etti Acunlar. Bence çok da güzel oldu. Zaten şöyle düşün, eskiden bir sürü TV kanalı vardı. Bak şimdi sadece TV kanalları değil, magazin, internet siteleri bile artık kamera, mikrofonla karşımızda. Demek ki olay dijitalleşiyor. Survivor'da bununla ilgili bir adım attılar. Evet, farklı bir yere gidiyor artık. Aynen. Panorama'da Survivor kadar izleme rekorları kırdı. Evet. Sizin için nasıl bir tutkuydu? Çok tane yorumlarınız. Herkes Survivor'ı bitir ya. Panorama ekstra, Survivor ekstra sonra Panorama'yı izledi. Yani genel olarak orada bazen kibarca eleştirilerde bulduğunuz yarışmacılarla ilgili şeylerde bunlar insanlara samimi geçti. Biz hala da ne düşünüyoruz? Survivor ana yemek. Biz işin pastasıyız, tatlısıyız, çayıyız. Ama önemli bir yerde olmuşum Panorama'nın. Çünkü bazen yarışmacının yaptıklarını orada konuşmak belki insanların şu an final kararına kadar bir etki edebilir ama bu da bir oyunun parçası. Kaç yıldır var Panorama'da. Dediğim gibi Survivor ana yemek, biz de tatlıyız. Evet. Ama aslında şöyle bir durum var. Bir de yaşadığımız için olayları belki kendimize göre değerlendirip de yorumlamaya çalışıyoruz. Eğer ki bir yerlerde olumlu anlamda da etkimiz olduysa ne mutlu bize. Aynen. Son olarak söyleyeyim. Biliyorum söylemeyeceksiniz ama herkesin gönlünde bir şampiyon vardır. Elenenlerin içinde de olabilir, şu an var olanların da bir ara olarak isim alsak. Ya da o üçlüyü çıkartalım, farklı bir üçlü isim söyleseniz. Gönlümde kimse yok ama ben Cemal Can'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Benim düşüncem bu yani. Ya ben de olabildiğince uzak durmaya çalıştım herkese. Yani bir sempati duymamaya çalıştım çünkü o zaman yorumlarımız bir şekilde etkileniyor çünkü ama ben hep şunu söylüyorum, Barış çok güçlü bir aday. Bence Barış'ın karşısında Cemal Can durursa Cemal Can şampiyon olabilir ama onun dışında kim durursa dursun bence şampiyon olamazdı, böyle bir kanım var. Evet, ben aynı şekilde düşünüyorum. Hadi, ya çok açık sözlüsün Panorama'da, onu söylüyorsun. Yok, bir isim kesinlikle söyleyemem ama hak eden kazansın. Hak eden kazansın. Evet. Yasin şu üçlüyü hak ediyor mu? Panorama ekibi. Valla geldiğine göre hak ediyor. Ben çok eleştirdim ama burada bulunuyorsa neticede eğer hak etmiyor dersen bu sefer bir sürü insanı karşıma almış olurum. Yani bu korktuğumuzdan değil ama saygı duyuyoruz insanların kararına. Demek ki hak ediyor ki bu. Baba, yayın başlıyor. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun.